Şimdi bu, dedik ya biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa baş üstüne. Ben basın toplantısında da dedim, herkesin bildiği elinde. Herkesin bildiği elinde. Korkun diye. Zaten korkulduğunu anladık. Bu kadar böyle hemen acil operasyonlar falan. Bizim atacak, geri adım atacak bir adımımız yok. Çeyrek adımımız yok. Tırnak mesafe geri adım atmayız. Bu bir kurgu. Bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmasını da biliriz. Bunu tekrar edeyim. Bugün nasıl bir kurgu olduğunu da herkes anladı. 73 yaşındayım. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Türk futbolunun geleceği için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilen verilmeyen penaltıları, bu işle başa çıkmak mümkün değil. Bu süre kendi ceza sahasının içinde hakeme geliyor sarı kart. Ya arkadaş, ceza sahasının içinde adam ceza sahasını terk etmemiş. İnce. Bir görev, ben tebrik ediyorum Atilla Karaoğlan'ı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Evet, demin de söylediğim gibi birileri işi sıkı tutuyor. Sezonun başında daha ikinci maç oynuyoruz ya. Evet, başka sorusu olanlar. Trabzonspor teknik direktörü de maça damgasını vuran bir sakatlık oldu. Trezeguet'in sakatlaması belki 3 ay sağlığında kalıyor. Bu pozisyonda hakem faul bile vermedi. Trabzonspor açısından baktığımızda sadece Galatasaray açısından hakim rahatsızlık yaptı. Artık Bakı Sıtas'ın golden önce ayağına Galatasaray futbolcunun müdahalesi var. Orada da hakem bir... Şimdi değerli kardeşim, ben Galatasaray Başkanı olarak bana ait yorumları yapıyorum. Elbette şimdi ben bir dahaki konuşmamda da o hareketleri de izlerim. Bein Sport bazı şeyleri özetlerde bazılarını gösterdi, bazılarını göstermedi. Biz şunu savunuyoruz. Galatasaray'ın lehine olanı çal, aleyhine olanı çalma diye böyle bir duruşumuz da yok. Bugüne kadarki söylemlerimizde böyle bir şey de söylemedik. Hayır, yani şimdi sizin sorunuzu da maksatlı görüyorum. Yani şimdi dolayısıyla yani çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Hayır, yani şimdi sizin sorunuzu da maksatlı görüyorum. Yani şimdi dolayısıyla yani çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Kötü yönetimi sadece Galatasaray'ın aleyhine yapılan hataları zikretmek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine de yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar iyi bir maç yönetmediğinin de delili bu aynı zamanda. Bu masa başı mevzusu hakikaten var. Artık kanımıza tak etti. Sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu engellemeye çalışan odaklar hepsiyle ilgili de lig bittiği zaman her şeyi gerek yayıncı kuruluş, gerek MHK, gerek federasyon tüm kayıtlarıyla, konularıyla vahim durumlar var. Bu vahim durumları da bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız. Eğer bir temizlik gerekiyorsa, geçen sene sizin söylediğiniz, kulübün söylediği bir belgeler vardı. Onları açıklarsanız... Konumuz o değil. Sezgin Bey. Çok önemli bir şey varsa... Konumuz o değil. Bunlar ortadan kalkar. Konumuz o değil. Konumuz bugünkü maç. Bugünkü maç çerçevesinde, bugünkü maç özelinde söylemek istediğim şeyler vardı. Bunları da söyledim.